Osman Gazi Belediye Başkanı ile birlikteyiz şu anda. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Biz Bursa'ya geldik ama Bursa'da nereler saklı cennet? Bunları bize söyler misiniz? Bursa'nın saklı cennetlerini bize söyler misiniz? Evet, Bursa dünyanın en güzel şehirlerinden, en özellikli şehirlerinden başta geleni. Her türlü doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor. Dağından, denizinden, ovalarından, her türlü ırmaklarından, şelalelerinden, göllerinden tut. Her türlü güzellik Bursa'da var. Bursa gerçekten dünyanın cennet köşelerinden biri. Senin adın ne? Furkan. Furkan mı? Adaşız yani. Peki Furkan, senden bir şey isteyeceğim. Bildiğin bir şarkı var mı? Vardır vardır. Yok yok. Vardır vardır. Yok. Ya, okul şarkısı olarak ne var mesela? Bilmem. Nasıl bilmezsin, okula gitmiyor musun ya? Ben senin yaşındayken bir sürü şarkı biliyordum. Atraksiyonlu bir adamdım. 16-17 tane kız arkadaşım vardı. Kaç yaşındasın? Yaşı boş ver ya. Herkes soruyor ben. Olmaz, olmaz. Ya şimdi bayağı yaşa ya, olmaz ya. 25 ya. 25 niye? Yaşındayım. Abi 25 yaşında delikanlıyım diyeceksin ya. 18 gösteriyorum diyeceksin ya. Ha, doğru. Delikanlıyım 25 yaşında. Sen 17 değil mi? 17, daha 17. Abi yaşımı biliyorlar ya. Helal olsun sana ya. Ya bir tane şarkı söyle de bize ya. Fincan kahve. Ben hatırına saydım bir yudumluk aşkım deri sarhoş komple orduların gardiyanları neyim var ki webten gari. Bağlamış elim kolumu ne kadar uzağa gitsem de kapamadım. Ne kadar... Sizlere hoş geldiniz der. Bu güzel çekimleri yapan firmaya da layıklı bir şekilde başarılar dilerim. Amca muz nedir? Thank you very much. O telefonum yemeden kaç oğlum. Tamam. Süper. Bursa denince ilk akla gelecek şeylerden biri de İskender'dir. Şimdi İskender'in en iyi yapıldığı yerlerden birindeyiz. Bakalım İskender nasıl yapılıyor, bunu bir öğrenelim. Abimizin yanındayız. Abi kaç senedir bu işle uğraşıyorsun? 60 senedir bu işteyim. 60 senedir. En köklüsü sen misin? En eski benim. Burada kuyruk vardı ben geldiğimde. Hep var işte kuyruk, hep var burada kuyruk. İstanbul'dan gelen misafirler genelde hep burayı seçiyorlarmış, öyle mi? Evet, 100 kişi geldiği zaman 90'ı İstanbul'dur. Ben de İskender'i çok seviyorum, şimdi yiyeceğim zaten. Ustam nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakıyorum, terlemişsin. Evet, hava sıcak. Zor mu bu iş? Yok, kolay, öğrendikten sonra kolay. İnce ince kesiyorsun. Evet. Vallahi lezzeti veren herhalde bu. Evet. Yapamayacağız yoksa bunu. Ben tahmin yürütmeye çalışıyorum ama. Valla çok lezzetli görünüyor. Ağzımın suları aktı. Abi bir lokma. Bir lokma alacağız. Allah. Ne biz?
Bursa denince ilk akla gelen yerlerden biri Ulu Cami. Şimdi bir Ulu Cami'yi gezelim bakalım. Ulu Cami'ye gelip de büyülenmemek, etkilenmemek elde değil. Gerekse ortasındaki süs havuz olsun, gerekse işlemeleri olsun mükemmel. Yani burası Bursa'nın bir mabedi. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid sefere çıkmadan önce halka bir söz veriyor. Eğer seferden galibiyetle dönersem çok büyük bir cami yaptıracağım diyor ve seferden galibiyetle döndükten sonra Ulu Cami'yi yaptırıyor. Birçok yerde Ulu Cami olmasına rağmen Bursa'daki Ulu Cami'nin Türkiye'de eşi benzeri yok. Merhaba merhaba, durun. Merhaba. Durun. Heh, gel abi sen de böyle gel. Sen de yaklaş. Utanma abi ya, utanma. Utanma, Allah Allah. Ya sonuçta bak şimdi seni bir ünlü ediyorum ben. Tabii. Bütün millet buradan seni izleyecek. O zaten ünlü otelde ya. Nasıl yani? Bayağı ünlü o, yakışıklılığıyla. Ha, öyle mi? Peki Bursa'yı gezdin mi abi? Bursa'yı gezmedik, gezmeye geldik zaten. Gezmeye. İskender'ini yedin mi? İskender'ini yemedik, yiyeceğiz. Bursa'da İskender yenmez mi ya? Ne yaptın abi sen ya? Ne yaptın ya? Şimdiki durağımız Kavaklı Caddesi'ndeki Bursalıların bile bilemediği Haraççıoğlu Medresesi.
Balkanların starı Margo dün akşam Uludağ'da muhteşem bir konser verdi. Şu anda da bizim yanımızda. Nasılsın demek istiyorum abi ilk başta ona. Kaksi kazva, gospodin. Много съм добре, чувствам се точно като у дома си, когато съм в Турция. Дио ве кенди ми шуан и седиом кенди евимде олдуум гиви дио. Peki, Türkiye'ye daha önceden gelmiş mi? Türkiye'yi gezmiş mi? Преди идвала ли в Турция? Ходила ли из Турция? Ами в доста градове, но не и в курорти. Смисъл, че не съм била на, примерно, тук на море или на планина. Şehirleri gezdim ama bu yere gelmedim diyor yani Uludağ'a. Peki şarkıcılığa nasıl başlamış? Şarkıyı nasıl sevmiş? Boşnalı da pey i kake haresala na primer da pey. Ами това винаги ми е било мечта и още от 12 годишна се старая да изпълня. На 20 вече е факт. 12 yaşında başladım diyor. Zaten diyor niyetim de buydu diyor şarkıcı olmak diyor. Çok güzel bir kadın cidden. Türkiye'de ilgi gördü mü? Ами аз не мога да казвам още до каква степен уважават тук хората, но забелязах, че мъжете са много големи джентълмени, наистина. Halen daha diyor saygıdan dolayı bir şey söyleyemem diyor ama diyor erkekler burada diyor büyük gentleman diyor. Aa, teşekkür ederiz. İçimde bir kıpırtı var hayrola. Hop oturup hop kalkıyor gönül okul ori canıma. Ne desem boş sigma yor ke la buca. Diyor ki Leyla kavuşta meçuna. Ами ти ми кажи, толкова си малък, как си успял да станеш артист в Турция? Сен дио, бейле кючиксин дио, насъл бейле юнлю бир артист олабридин Туркия дио. Тамамен шанс. Кучкоя на шанс. И при нас е така. О, бизде да айнен ойле дио. Sen? Canım, sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Bir toparlanabilsen. İyi mi kayakçısın? Normal, orta. Kaç yıldır kayıyorsun be geldin? 7-8 seneden beri. Kayağı tercih etmişsin. Genelde gençler bordo tercih ediyor. Evet. Sen niye kayağı tercih ettin abi? Kayakla başladık. Aha. Kayakla devam ediyor. Uludağ turu devam ediyor. Abi biriniz kayak biriniz board nasıl yani? Anla. Öyle işte uyum. Kayak ve board'un uyumu. Her zaman. Gelin buyurun. Buyurun. Buyurun şöyle bir dörtlü bir röportaj yapalım. Biz konuşmasak Duygu konuşsun. Aa nereye gidiyorsun nereye?
Ne satıyorsun, elma şeker? Elma şeker satıyorum kardeşim. Elma şeker. Nasıl satışlar? Şu an için durgun. Durgun. Abi çocuk, çocuğa satarsın. Çocuk olacağız da çocuklar gelirse. Abi çocuk var baksana. Onlar. Gelmişler 40 tane 50 tane. Ama şimdi onlar şu an için sporunda. Ha. Onlar önce geleceğini sağlayacak. Ondan sonra bize meydan kalırsa gelecekler. Ha, tamam anladım. Hemen paldır küldür bu iş olmaz. Kayıyorsun abi ama. Ara sıra. Ara sıra diyorsunuz. Zevk. Ama eskiden buradan söküp attığımız tesisler 18 dakikada zirveye çıkıyordunuz. Şu andaki kurduğumuz tesiste 4-4,5 dakikada zirveye çıkıyorsunuz ve kapalı kabinle çıkıyorsunuz. Hanesi var. Bu arkada gördüğünüz eyvan kısmı derslerin yapıldığı yer. Odalarda yine öğrencilerin kaldığı yer olarak kullanılmış zamanında. Şu anda Osman Gazi Belediyesi Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından restorasyonu yaptırıldı. Dersler nasıl? Bakalım dersler. Derslerimiz şu anda arkadaşlarla beraber bir aydır çalışıyoruz. Hatta 1,5 aydır çalışıyoruz. Nasıl geçiyor, zor mu? Osmanlıca o kadar zor bir durum değil. Veya bir ifadeyle eski Türkçe olarak anlattığımız o kadar zor bir mesele değil. Sadece Kur'an harflerini veya Arap harflerini bildikten sonra onları okumak ufak tefek kaydelerle beraber gayet kolay. Gençleri bu tür aktivitelere çekmek için neler yapıyorsunuz? Onları önce sevdirmeye çalışıyoruz. Yani, evet, yani şimdi sevmezlerse bu iş olmaz. Abi görüyorum dikkat çalışıyorsun. Her günümüz renkli geçiyor dediniz. Neler oldu bundan önce? Vallahi ben aynı zamanda bu etkinlikler arasında ebru dersleri de alıyorum. Çeşitli sanat dallarında sergiler falan oluyor. Müzik, işte korolar falan, konserler. Eğleniyor musunuz? Çok güzel. Ben bir Osmanlı devamında yaşadığımıza inandığım için zaten bu mekan da bir Osmanlı mekanı. Buranın tarihi hakkında biraz bilgim var. Tarihi şöyle, bu medrese Osmanlı'nın kuruluş yıllarından sonra bildiğim kadarıyla kurulmuş. Medrese eğitim verilmiş çeşitli dersler alanında. Özellikle son dönemlere doğru kadınlar hapishanesi olarak kullanılmış. İşte seferberlik yıllarında cephane ve benzeri yerler olarak kullanılmış. Şu anda belediyemizin hoş bir mekanı oldu. Sağ olsunlar. Bunları öğrenmek, okumak zor olmuyor mu? Furkan'cığım zor ama insan merak edince bir de o yola baş koyunca
gayet de güzel gidiyor. Benim özellikle mezar taşlarına ve eski takılarla, paralarla çok yakından ilgim var. Onları merak ediyorum. Hoca da böyle hemen bizi çalıştırmaya başladı. Yavaş yavaş okumaya başladım. Şu anda bir dersliğin önündeyiz. İçeriden ne sesleri geliyor merak ettim. Bir girip bakalım. İçerideki seslerin sebebini öğrendik. Arkadaşlarımız ne çalıyormuş. Nasılsın? İyisin, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl başladın buna? Buna 3 sene önce başladım. Baştan çok hoşuma gidiyordu sesi. Ondan sonra bir deneyeyim dedim. Bir hafta uğraştım. Ses çıkmaya başladı. Vallahi ben de bir ay falan uğraştım. Bu aletin adı neydi abi? Kanun. Kanun. Peki kanun çalmak bana göre daha zor geliyor ya. Zor gibi görünüyor da neye göre daha kolay yani, çünkü bunda bütün sesler, perdeler belli. Sen ne kadardır çalışıyorsun? Ben 8 aydır falan öğreniyorum da çok çalıştım yani onun için. 8 aydır evde herhalde non-stop devamlı tıngır mıngır çalıyorsun. Ya şunu ben bir deneyeyim mi? Ne tabii ya. Buyur sen şimdi sunucu oluyorsun. Bir günde çıkardım işte, bu kadar başarılıyım. Ama gerçekten zor. Yani bravo size. Giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Bildiğiniz gibi her hafta gittiğimiz ilde bir aileyi ziyaret ediyoruz. Bu hafta da Bursa'da bir aileyi ziyaret edeceğiz. İşte evimiz burası. Bakalım içeri girelim. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Eşim var. Eşim vardır ama hasta, sarı hastalık. Sarı hastalık. Peki iş sen mi yapıyorsun? İş ben de yapmıyorum. O bu kuru komşular yardımcı oluyorlar. Ara sıra da onunla beraber çıkıyorum. Çocuklar 5 tane okuyorlar. Bir tane sarı hastalık. O üzerli okula ara sıra gönderiyorum ama temeli gitmiyor. O diğerleri 2 tane orta sona gidiyor. Biri de 5'e gidiyor. Biri 1'e gidiyor. Evlen. Ama çocukların dersleri iyi değil mi? Çok iyiler maşallah, yani hep takdir eve getiriyorlar. 7 kişi bir odanın içinde kalıyorsunuz, vallahi çok zor. Ben size o zaman abla ne veriyorum biliyor musun? Benim bir ısıtıcım var biliyorsundur, ben reklamını görmüşsünüz. Allah razı olsun. Senin derslerin nasıl? İyi. İyi. Yani notlar nasıl yani, 5 mi hepsi? 2 tane 4. İki tane 4 ama çalışır düzeltirsin değil mi? Kaça gidiyorsun sen? 8. 8'e gidiyorsun, vay be. Yani liseye başlayacaksın neredeyse. Değil mi? Liseye başlamak istiyor musun peki? İstiyorum. Çalışkan olan oğlan nerede? Oğlan mı kız mı? Kız. Ha. O dershanedeydi. Dershanede. Peki onun da böyle ne olmak istiyor büyüyünce? O ya hakim olacakmış ya da İngilizce öğretmeni. Ne olacakmış? Ya hakim ya da İngilizce öğretmen olacakmış. Ha, İngilizce. İngilizcesi iyi mi ki? Çok güzeldir ondan yani. Umutlusunuz yani ondan. Okusunlar vallahi. Ablacığım en güzel okumak. Okumadan hiçbir şey olmuyor artık.
Osman Gazi Belediyesi Yerel Gündem 21 Sevgi Mağazası'nın içindeyiz. Söylemesi gayet kolay oldu. Şimdi çocuklarımıza buradan beğendikleri eşyaları alacağız. İzliyorsanız programımızı her hafta bir aileye yardım ediyoruz gittiğimiz şehirde. Biz de sizden küçük bir yardım istiyoruz. Ne demek yani, biz bu sattığımız ısıtıcının en iyisini artı uzaktan kumandalısını bu aileye, madem ki bizden de bir katkı olsun biz ısıtıcı ailesi olaraktan.